Almaston, insan görünümünde, tüm vücudu kıllarla kaplı, genellikle de dişi olarak tasvir edilen korkunç bir mitolojik varlıktır. Bu karakter pek çok halkın mitolojisinde vardır. Kafkasya, Orta Asya, Sibirya, Afganistan ve İran'da yaşayan halkların söylencelerinde bu karaktere rastlanır. Kökeninin Perslere mi yoksa Türklere mi ait olduğunu ayırt etmek zordur. Türklere ait olduğunu düşünebiliriz çünkü Perslere oldukça uzak coğrafyalarda bu karaktere daha gelişmiş ve daha eski motiflerle birlikte rastlanır. Tüm Müslüman Kafkas halklarında Almast'in inancının olması Çerkeslere Müslümanlıkla birlikte geldiği düşüncesine yol açmaktadır. Çünkü eski Çerkes söylencelerinde, destanlarda ve masallarda Almast'ına rastlanmaz. Almast'ın Çerkeslerin hem yaşamlarına hem de söylencelerine sonradan dahil olmuştur. Kafkasya'da yaşayanlar da dahil tüm Türk topluluklarının, örneğin Yakutların destanlarında Almast'ın oldukça geniş bir yer tutar. Aynı şekilde Karaçay-Balkar-Nart destanında da görülür. Yakut destanlarındaki çirkin ve güçlü Almast'ın iyiliksever yiğitlerin düşmanlarıdır. Bunların görevi Nart destanındaki devlerin göreviyle benzerlik gösterir. Nagoi destanlarındaki Almastınlar yiğitlerin düşmanları olsalar da baş düşmanları değillerler. Diğer tüm destanlarda Almastın erkek ya da dişi olabilir ancak Çerkeslerde her zaman dişidir. Almastın Psıt Hoğoşa'ya o kadar çok benzer ki zamanla onun özelliklerini taşıyan bir karaktere dönüşmüştür. Başka bir ifadeyle dışarıdan gelen Almastın zamanla Psıt Hoğoşa'nın yerini almıştır. Çerkes hikayelerinde Almast'ın insanlardan çok daha uzun boylu bir kadın görünümündedir. Uzun saçlarını arkasına ya da önüne doğru bıraktığında tüm vücudunu örter. Almast'ın iki memesi o kadar sarkıktır ki onları omuzundan arkaya doğru atar. Almast'ın sırtında oldukça gür kıllar olduğu söylenir ve çıplaktır. Burnu basık ve geniş, kimi varyantlarda da gözleri şaşıdır. Bir hikayede Almast'ın "Köpek beni insan zanneder ve bana havlar" demesi insana benzerliğinin kanıtı olabilir. Almast'ın metruk evlerde, yabani otların sardığı yerlerde, sazlıklarda, tınaz diplerinde ve suda yaşadığı söylenir. Almast'ın insanları korkutur ve bununla da kalmayıp onlara zarar verdiği de olur. Fakat Almast'ın ile insanların iyi anlaştığı, hatta birbirlerine eş olduğu da görülür. Almast'ın oldukça itaatkardır. Tarağı ya da bir tutam saçı ele geçirilip saklanırsa insanların hizmetkarı olur. Tarağına ya da saçına sahip olunduğu sürece her istediğini yapar ve özgür kalabilmek için bunları geri almak zorundadır. Bir yolunu bulur da gidecek olursa gitmeden önce insana büyük zarar verir. Çerkeslerde ve başka halklarda bununla ilgili pek çok hikaye anlatılır. 1970'li yıllarda Zelençuk Nehri yakınlarındaki Habez kasabasında derlenen bir masalda şöyle anlatılır. Adamın biri bir gün tarladayken önüne bir almastın çıkmış. Onun saçından bir tutam kapıp evinin damındaki kirişlerin arasına saklamış. Almastın adamın peşinden gelmiş fakat geri almak istediği saçını bulamadığından birkaç yıl boyunca ona hizmetçilik yapmak zorunda kalmış. Bir gün evde kimse yokken büyük bir kazanda lapa kaynatıyormuş. Almast'ın o sırada kendisine yardım eden küçük kıza, "Saçımın nerede olduğunu bana söylersen senin için her şeyi yaparım" demiş. "Tavandaki kirişlerin arasında duruyor" demiş küçük kız. Almast'ın hemen tavan arasına çıkmış ve saçını bulmuş. Daha sonra küçük kızı iki ayağından tutup baş aşağı kaynayan kazanın içine sokuvermiş. Tarak ve saç gibi şeylerin yanı sıra Almastının kalp, böbrek ve dalak gibi şeylere karşı da zaafları vardır. Bunun nedeni ruhun burada olduğu inancından kaynaklanır. Sıradaki hikayede görüşmek üzere. Uzun şavşıt.